Malatya'nın merkez ve hemen hemen tüm ilçelerin köylerini gezmiş bulunmaktayız. Hepsinin tek sorunu şu: bugüne kadar hiç kimse gitmemiş, devlet yetkilisi hiç kimse gitmemiş, devlet orada yok. Yani hem köylere hem diyelim ki ilçelerine hem de merkezdeki kurtarma çalışmaları çok çok yetersiz. Hatta AFAD'da çalışanların malzemeleri dahi yok, eksikleri var. O kadar yetersizlik var. Bu alanda gidilmediği için halk perişan durumda, eksi 10 derece hatta daha fazla soğukta yaşamını sürdürmeye başlıyor. Çadır yok, ısınma aracı yok. Eller tümüyle baktığımız zaman bütün diğerlerde aldığımız bilgiye göre de hemen hemen her taraf aynı. Hiçbir şekilde müdahale yok, görünen hiçbir şey yok. Biz kendimiz kurduğumuz kriz merkezleriyle, depolarla halkımıza gıda ve giyim ve benzeri malzemeleri sunuyoruz, onu götürmeye çalışıyoruz, onun organizasını yapıyoruz, işte gelen tırları indirtiyoruz. Burada oluşan kriz merkeziyle beraber onlarla da bir şekilde dağıtımını yapmaya başlıyoruz. Hangi ilçede, köyde, nerede bir ihtiyaç varsa ona ulaşıyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz. Şu andaki çalışmamız bu şekilde. AKP hükümeti devlet organlarıyla birlikte bu depremin altında kalmıştır. Yani hiçbir hazırlığı yoktu. 30 yıldır bilim insanları, hatta daha fazla, bu fay hattının günün birinde kırılacağı ve mevcut yapıların buna karşı dayanıklı olamayacağı, yeniden yapılanmanın olması gerektiği söyleniyor. Ama AKP 20 senedir iktidarda bunun tedbirini almadı. Göz yumdu. Adeta sonuca razı olur gibi bir yaklaşımla biz bugün bu hezimeti birlikte yaşıyoruz. Biz parti olarak harekete geçtik. Bugüne kadar 250-300 tıra yakın halkımızdan yardımı depremzedelere ulaştırdık. Her tarafta bizim vekillerimiz var, komisyonlarımız var, partimiz, çalışanları, gençliğimiz, kadın, halkımız, herkes ayakta. Şimdi AKP hükümeti hem devleti devreye sokmadı, hem kurumları devreye sokmadı. Bir de demokratik kitle örgütleri ve siyasi partileri bizatihi bizim partimizi engelleyerek aslında felaketin daha da büyümesini sağlamak niyetini sanki taşıyor gibi bir algı oluşuyor hepimizde. Yani hem yapmayacaksın, hem yapanı da durduracaksın. Malatya genelinde söyleyecek olursak, Malatya Merkez, Doğanşehir, Akçakale ve Pötürge alanı en çok depreme dayanamayan bölgedir. Yani en çok zayiat Etkilenen. veren, etkilenen bölge. Biz Doğanşehir'i, Akçadağ. Akçadağ, pardon, Akçadağ. köylerini dolaştık. Bugün 12 köyü biz dolaştık. İkinci ekibimiz de 20 köyü dolaşabildi. Gördüğümüz kadarıyla Malatya'nın %50'sinden fazlası oturulamaz hale. Ya çökmüştür, ya darbe yemiş, dayanıklılığını yitirmiştir. Adeta Malatya'da insan kalmadı diyebiliriz. Mesela Doğanşehir'i dün gezdik, %90'ı oturulamaz halde binalar. Arkadaşın da söylediği gibi can kaybı çok fazla, yaralılar var. Yeterli devlet nezdinde girişim söz konusu değil. Elektrikler kesilmiş, sular kesilmiş, bazı köylerin hala yolları açılmamış, özellikle kırsal alandaki ve yüksek alanlarda. Dolayısıyla buradan da bir çağrı yapıyoruz. Devlet yetkilileri bir an önce elektrik ve suyun tekrar
vatandaşa ulaşması açısından girişimde bulunması gerekiyor. Özellikle çadır ve ısınma sorunu son derece büyük. Halkın hem evi yıkılmış, hem kendisine çadır ulaşmamış, hem ısınma aracı yok, hem elektrik yok. Ama diğer malzemeleri partimiz, demokratik kitle örgütleri, farklı kurumlar Edirne'den Van'a kadar, Hakkari'ye kadar herkes halklarımıza ulaştırmaya çalıştı.